Kiminle başlıyoruz programımıza? Çok önemli ve başarılı bir tedavi yönteminden söz ederek başlayacağım. Dental implant tedavisi. Diş kayıpları farklı nedenlerden dolayı oldukça sık görülüyor ve bu durum estetik görünümü etkilemesinin yanı sıra aynı zamanda çene eklemini, çiğneme fonksiyonunu ve yaşam kalitesini de oldukça etkiliyor. Peki neden dental implantları tercih etmeliyiz? Konunun ayrıntılarını uzman doktor Tansu Erakman'dan dinleyelim. Damak protezler, aslında halk arasında damak protezler diye adlandırılıyor ama biz onlara tam protezler diyoruz. Bu protezlerden artık sabit dişlere geçiş biliyorsunuz mümkün. Bunu implant tedavisiyle olanaklı hale getiriyoruz. Bunun için neler yapılması lazım? Yani insanlar uzun yıllar boyunca bu damak protezlerini kullandıktan sonra artık implanta geçiş hakkında bazı adımlar atmak istiyorlar. Öncelikle mutlaka tabii diş hekimine gitmeleri gerekiyor. Tomografilerle ve panoramik filmlerle ağzın görüntülerinin incelenmesi lazım. Bununla beraber yüz hatlarında ne kadar çökme var, ne kadar sarkma var bunlar değerlendirilir. Biliyorsunuz hiç dişi olmayan kişilerde çene kemiğinde erimeler oluşuyor. Özellikle üst çene kemiği küçülerek alt çene kemiği de yayılarak eriyor. Yani yandan baktığımız zaman kişilerin sanki alt çenesi ileriye gelmiş gibi, üst çenesi geriye gitmiş gibi bir görüntü oluyor. Bunların dikkatli değerlendirilmesi gerekiyor. Çünkü buna özen gösterilmezse dişler bittikten sonra, daha doğrusu implantlar takıldıktan sonra ve üzerine sabit porselen dişlerimizi yaptıktan sonra istenmeyen görüntüler oluşabiliyor. Hiç dişi olmayan kişilerde üst çeneye 8 implant, alt çeneye 8 implant yaparak sabit protezlere geçiyoruz. Tabi bu daha az sayıda implantla da yapmak mümkün. Örneğin üst çeneye 4 implant, alt çeneye de 4 implant yaparak All on 4 adını verdiğimiz bir teknikle de yapabiliyoruz ama bunu açıkçası gerekli gördüğümüz zamanlar mecburiyetten yapıyoruz. Eğer bir kişide diş yapacak, implant yapacak kadar çok fazla kemik boşluğumuz bulunmuyorsa, sağlıklı kemiğimiz yoksa yapabildiğimiz kadar implant yapıyoruz. Bu da alt çenede minimum sayı 4 olarak geçiyor. 8 implant yaptığımız zaman tek çeneye 3 ayrı parça halinde üst yapısını bitirebiliyoruz. Yani ön bir parça zirkon, sağ bir parça zirkon köprü, sol bir parça zirkon köprü olarak 3 ayrı parçada yapıyoruz. Bunun en büyük avantajı kişilerin herhangi bir problem yaşadığı zaman ileriki dönemlerde sadece o bölgedeki dişleri sökerekten diğer dişlerini aslanın ağzında tutarak konforunu sağlamış oluyoruz. İmplantları yapacağımız zaman istersek biz bunun hepsini de tek günde yapabiliriz elbette. Ama bunun için genel anestezi aslında öneriyoruz. Ama genel anestezi istemediğimiz durumlarda ki genellikle zaten ihtiyaç kalmıyor. Çeneyi, ağızları dörde bölüyoruz. Sağ, sol, alt, üst şeklinde. Hastamız her geldiğinde örneğin sağ üste implantını yerleştiriyoruz. Bir sonrakinde sol üste, bir sonrakinde sol alta, bir sonrakinde sol sağ alta gibi implantları yerleştiriyoruz. Birer hafta ara vererek de bu ameliyatları gerçekleştirebiliyoruz veya arasında birer gün bırakarak da yine bu ayrı ayrı olan her bir bölgedeki ameliyatı yapabiliyoruz. Tabii bu ameliyatlar sonrasında implantlarımız ve çene kemiğimizin birleşmesi gerekiyor. Bunun için biliyorsunuz 4 ay bekliyoruz. Damak kullanan hastalarda yani uzun süredir protez damak kullanan kişilerde şöyle bir avantajımız var. Kendi kullandıkları protezi geçici olarak kullanabiliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? İçlerini biraz alıyoruz ve o protezin dokuya bakan kısımlarına yumuşak astar malzemesi ile astarlama yapıyoruz ki böylece hastalar rahat olsun, canları yanmasın ve implantlar zarar görmesin. Özellikle tam damak protez kullanan kişilerin sabit implant dişlere geçmesi kişinin hayat kalitesini oldukça arttıran yönde bir gelişme olacaktır. Bu yüzden biz herkesi, bu protezleri kullanan herkesi bu konuyu araştırmaları ve mümkünse de tedavilerini yaptırmaları yönünde teşvik ediyoruz. Uzman doktor Tansu Erakman'a çok